Nesine TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. 15 gün geçti. Yeni yılın ilk programıyla, 2022'nin ilk programıyla karşınızdayız. Yine 5'ten geriye sayacağız. Bu sefer farklı bir konuya geçeceğiz. İşte kış sporlarına baktık, e, garip sporlara baktık. Bir kez daha futbola dönelim. En son galiba frikikler yapmıştık, frikikçiler yapmıştık. Bu sefer artık ocağa geldik. Biliyorsunuz Bosman kuralı itibariyle e, 6 ay sonra sözleşmesi bitecek oyuncular. Şu günden itibaren e, diğer takımlarla anlaşma yapabilirler, ön görüşme yapabilirler, kontrat imzalayabilirler. Dolayısıyla acayip transferler daha şimdiden gerçekleşebilir. Kontratı biten oyuncular içerisinde yaz dönemine damga vurabilecek transferlere yani kontratı biten oyunculara bakacağız. 5 numarayla Paul Pogba ile başlıyoruz. Paul Pogba'nın Manchester United'a gelişi de bir acayipti hatırlayacağınız gibi. Hem Manchester United'dan Juventus'a gidişi çok gençken üstüne Juventus'tan Acayip bir performansa tekrar Manchester United'a dönüşü. Manchester United'da farklı teknik direktörlerle yaşadığı sorunlar, gösterdiği performans sonrasında bir kez daha dünyanın zirvesine çıkışı ve özellikle son dönemde de yine Manchester United'ın hali itibariyle Paul Pogba'nın bir kez daha dibe doğru gidişi. tabi sakatlıkların bunda da etkisi var. Takımın durumunun etkisi var. Fakat Paul Pogba bedavaya alacaksanız eğer, bonservis bedeli vermeyecekseniz eğer ağzınızı sulandırabilecek bir oyuncu. Tabii ki sorunları var. Özellikle işte saha dışı, saha içi sorunları teknik rektörlerle zaman zaman yaşadığı sorunlar. Ama mesela sorun yaşamayan bir takımda, Fransa milli takımı gibi bir takımda ne kadar iyi oynadığını hepimiz biliyoruz. Paul Pogba tabii Manchester United'la yeni diyebilir. Çok büyük bir ihtimal gibi durmuyor. Juventus'a geri dönebilir. Çok büyük bir ihtimal gibi duruyor. Bir yandan Paris Saint Germain'in tabii ki her e, dev Fransız oyuncuyu istediği gibi Paul Pogba'yı da istediğini biliyoruz. Dolayısıyla 3 tane dev var işin içerisinde. Real Madrid acaba e, özellikle Modric e, yavaş yavaş e, yaşını almışken Paul Pogba'ya gidebilir mi? Bu da önemli bir soru işareti ama özellikle Paul Pogba devleri kapıştıracak gibi duruyor. Herhalde yaz döneminin en merak edilen sorularından bir tanesi futbol dünyasında. Paul Pogba gelecek sezon nerede oynayacak? 5 numara. Paul Pogba 4 numarayla devam edelim. 4 numarada belki de hani kontratı biten oyuncular içerisinde ilk 5'e neden girdi diye sorabileceğiniz bir isim var. Daha önemli isimler yok mu? Tabii ki var. Onlara da daha sonra özellikle bonus bölümüne yani program bitmeden önce geleceğiz ama Marcelo Brozovic'i 4 numaraya aldım. Çünkü son dönemde hem şampiyon olan Inter'de hem bu sezon son şampiyon olarak değişime uğramış fakat buna rağmen müthiş oynayan Inter'de olağanüstü bir performansı var Marcelo Brozovic'in. Hem de milli takımda o sağlam orta sahayı daha da sağlamlaştıran oyunculardan biri haline döndü Marcelo Brozovic. Doğal olarak Marcelo Brozovic yine ağız sulandıran oyunculardan bir tanesi. Hem savunmadan çıkarken hem rakip ceza sahası ve çevresindeki tehdidiyle hem oyun görüşüyle ve özellikle de son dönemde kendine olan güveni, takıma verdiği güveniyle beraber çok başka bir oyuncuya dönüştü Marcelo Brozovic. Inter'in sistemini hem geçen sezon konteneli sistemini işletenlerden bir tanesi de hem de çok farklı olmasına rağmen Inzaghi'nin sistemini de işleten oyunculardan bir tanesi Marcelo Brozovic. Gidebileceği herhangi bir takımda gerçekten orta sahanın ortasında fark yaratabilecek bir isim. Baktığımızda Inter onunla sözleşme yenilemeye çalışıyor şu anda. Newcastle United bildiğiniz gibi taze paraya sahip. Ee, onlar da yine Marcelo Brozovic'i e, transfer etmeye çalışıyorlar. Bununla beraber tabii Manchester United'ın özellikle Paul Pogba giderse e, Marcelo Marcelo Brozovic'le onun yerini doldurmaya çalışacağını aslında e, yavaş yavaş söylentiler itibariyle anlamaya başladık. Marcelo Brozovic hangi takıma giderse o takımın e, belki de iskeletindeki en önemli parçalardan biri olacak. Inter'de kalırsa tabii ki Inter'in e, özellikle son dönemdeki dönüşümüyle beraber hani Brozovic'i de kaybetmeyi aslında çok fazla riske edemeyeceklerini biliyoruz. Bakalım Inter'de kalacak mı Brozovic yoksa gelecek sezon farklı bir takımda mı izleyeceğiz? 4 numarada Marcelo Brozovic var. 3 numaraya geçeceğiz. Juventuslu Dybala 3 e, numarada olacak. Son dönemde Juventus hem tabii ki Inter'in yükselişiyle, Milano takımlarının yükselişiyle, Atalanta'nın performansıyla derken biraz aşağılara düşmeye başladı. Özellikle tabii Juventus e, bu bahsettiğimiz Bosman kuralıyla oyuncu almanın aslında e, en önemli kulübüdür. İşte son dönemde Rabiosu'dur, e, Ramsey'sidir bildiğiniz gibi müthiş transferler yapmışlardı. Daha doğrusu o dönemde müthiş gözüküyordu o transferler. Sonra istedikleri gibi olmadı ama e, yine de baktığımızda Özellikle Dybala'yı bedavaya kaybetmek, Dybala'dan bonservis kazanamamak ve Dybala gibi bir oyuncu ki bu sezonun belki de hatta geçen sezonun şu kötü dönemin belki de performans olarak en iyilerinden bir tanesini kaybetmek onları çok yaralayacak kesinlikle. Dybala son dönemde hem çok fazla pozisyon değiştirdi hem çok fazla yeni teknik direktörle farklı sisteme uymaya çalıştı. Hem de tabii ki birkaç sakatlık problemi yaşadı ama Paulo Dybala hem teknik becerisiyle hem kritik anlarda ortaya çıkma yetisiyle hem hücum liderliği yetisiyle gerçekten her takımın ağzını sulandırabilecek bir başka oyuncu. Baktığımızda henüz 28 yaşında daha önünde çok uzun bir dönem var ve bununla beraber aslında şu anki Juventus'tan ayrılmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında özellikle Ocak ayında Juventus onu hem hem bedavaya kaybetmemek için hem de aynı zamanda para kazanabilmek için Ocak ayında yollayabilir sorular var. Özellikle Premier Lig'den çok fazla Dybala'ya en azından daha hafif bir bonservis ama işte 6 ay beklemeden kadrosuna katma opsiyonunu düşünenler ki bunların başında da Antonio Conte ve Tottenham'ın geldiği söyleniyor. Özellikle Premier Lig'e gitme ihtimali Ocak ayında çok yüksek olduğu söyleniyor Dybala'nın. Ama tabii ki bununla beraber özellikle yaz döneminde de bonservissiz şekilde kadrosuna katma ihtimali olan Kulüpler arasında Liverpool'un da ismi geçiyor, Manchester United'ın da ismi geçiyor. Gerçekten enteresan bir savaş olacak gibi orada. Dybala'ya en fazla ihtiyaç duyacak takım hangisi sorusundan ziyade Dybala'ya kim ihtiyaç duymaz ki ee, diyebiliriz herhalde. Dolayısıyla herkes Dybala'yı kadrosuna katmaya çalışacak. Ocak ayında bitirebilense çok büyük bir iş yapmış olacak gerçekten. 2 numarada Antonio Rüdiger var. Belki de bu sezonun, hatta bu yılın demek lazım, geçtiğimiz yılın demek lazım en önemli e, savunma oyuncularından bir tanesi. En formda, en güven veren, liderlik e, kabiliyetine son dönemde en fazla takdir ettiğimiz ve özellikle hem ucunda hem savunmada e, takımı yönetebilen, geriden takımı yönetebilen Thomas Tuchel'in de özellikle Şampiyonlar Ligi'ne gidişinde, tekrar şampiyonluk savaşı vermesinde en önemli rol oyuncularından bir tanesi olan Antonio Rüdiger. Ya baktığımızda aslında eksiği yokmuş gibi duruyor. Öyle bir raddeye geldi. 2 8 yaşında artık oyun olgunluğu tamamen zirveye çıkmış durumda. Antonio Rüdiger bununla beraber e, teknik becerisini de son dönemde belki geçmişe göre daha fazla göstermeye başladı. Özellikle üçlüde oynayarak. Hem şutör özelliğini görmeye başladık hem pasör özelliğini görmeye başladık. E, topu oyuna sokma konusundaki yetilerini görmeye başladık. Bununla beraber zaten iyi bir savunmacıydı. Zaten atlet bir savunmacıydı. Sakatlıksız geçen yıllar sonrasında da iyice e, performansı bir istikrar kazandı diyebiliriz. Özellikle yeniden Los Galacticos'u kurma ihtimali çok yüksek gözüken Real Real Madrid'in çok ciddi bilgisinden ilgisinden bahsediliyordu Rüdiger için ama bununla beraber Eder Milita ve Alaba bize yeter açıklaması da geldi. Özellikle Real Madrid son dönemde sanıyorum menajeri itibariyle biraz tatsızlaştı transfer konusunda. Rüdiger'in transferi konusunda. Orada bir geri çekilme söz konusu gibi duruyor fakat Real Madrid dışında da başka bir takımın Rüdiger'le ilgilenme haberleri çok fazla çıkmadı. Chelsea'de kalır mı? Chelsea'de kalırsa Tuhal'in yapısında gerçekten çok önemli bir rolü var. Belki de generali bu takımın Rüdiger. Real Madrid'e giderse yeni Los Galacticos'ta bir kez daha kurulacak olan Los Galacticos'ta en önemli oyunculardan biri olabilir. Şu anda belki de dünyadaki en formda e, savunmacı e, sezon sonunda serbest kalacak. Acaba gelecek sezon nerede oynayacak Antonio Rüdiger? ve birinci sırada aslında geçtiğimiz sezonun başından beri yani bu serbest kalma olayları çok fazla işin içinde yokken kontratının bitmesine bir yıl kala e, bu konuşmaların başladığı Kylian Mbappe'ye döneceğiz. Kylian Mbappe sadece bir takımla anılıyor. Ya Paris Saint-Germain'de kalır mı sorusunun yanında Real Madrid'e gidecek mi sorusu var. Hatta Real Madrid'e gidecek mi sorusunun cevabı artık Antero Henrique tarafından yani Paris Saint-Germain'in direktörlerinden bir tanesinden gelen o açıklamayla aslında iyice e, ayuka çıktı. E, biz onunla kontrat uzatma görüşmesini evinde yapmaya gittik. Tuvalete gittim. Orada Real Madrid e, forması vardı şeklinde bir açıklaması var Henrique'nin. Bununla uğraşıyoruz. Real Madrid'e göndermemeye çalışıyoruz diyordu. Diğer tarafta da hatırlayacağınız gibi Real Madrid'le adı anılmaya başladığında Florentino Perez şöyle bir şey söyledi. Biz 200 milyon vermeye hazırdık. Paris Saint Germain e, kontratını bizde tamamlayacak dedi. Hatta belki kontrat uzatacağız dedi. Dolayısıyla ben onu bedavaya alacağım dedi. Yani bir tarafta Florentino Perez kendisine bu kadar güveniyor. Diğer tarafta Mbappé'nin Real Madrid'de oynama hayalini hepimiz biliyoruz. Diğer kar tarafta da yine Paris Saint-Germain'den çok olumsuz haberler geliyor. Paris Saint-Germain taraftarı için şu anda dünya futbolunun Haaland'la birlikte belki de önümüzdeki 10 yılda en fazla izlenecek oyuncusu, en fazla fark yaratacak oyuncusundan bahsediyoruz. Dolayısıyla o oyuncuyu bedavaya kaptırmak Paris Saint-Germain için tam anlamıyla bir felaket. Bedavaya böyle bir oyuncuyu almak da Real Madrid'in özellikle gelecek dönemki Los Galacticos'u kurma çabasında gerçekten çok büyük bir bonus tarihin en önemli transferlerinden bir tanesi. De. Belki de en büyük transferinde e, Messi Paris Saint-Germain'e bedavaya giderken görmüştük. Bir başka en büyük transferde, belki de tarihin en büyük 3 transferinden birinde Kylian Mbappe de Paris Saint-Germain'den bedavaya ayrılacak. Real Madrid'e gidecek mi? Öyle gözüküyor. Paris Saint-Germain'de kalır mı? E, sanıyorum onu ikna çabalarının biraz daha e, sertleşmesi gerekiyor. Bakalım Kylian Mbappe gelecek dönemde nerede oynayacak. Bitirmeden önce tabii bu beşli listeye giremeyen oyunculara da işte Belotti'nin kontratı bitiyor. Kessie'nin kontratı bitiyor. Çok değerli oyunculardan bir tanesi. Milan'ın son dönemdeki yükselişinde en önemli isimlerden biri. Niklas Züle'nin kontratı bitiyor. Osman Dembele'nin yine kontratı bitiyor. Serdar Azmon yine ağız sulandıran oyunculardan bir tanesi. Ee, gelecek sezonda gerçekten çok önemli bedelsiz transferler izlemiş olabiliriz. Ki bu oyuncuların tabii ki hala kontrat uzatma şansları var. Takımlarında kalma durumları var. Ama e, özellikle hem Ocak döneminde yapılacak ve bitecek transfer hem de Ocak döneminde yapılıp yazın bitecek transferler gerçekten çok keyifli hale getirecek futbol dünyasını. 15 gün sonra tekrar yeni bir konuyla görüşmek üzere hoşçakalın.